Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle elimde gördüğünüz iki renkten size sıralı bir model hazırladım. Tabii ki yine iğneden tabi model. İlk önce iğne oyası modelini göstererek başlayalım. Evet, iğne oyası modelimiz bu. Bu modeli sizler için her zamanki gibi tığa çevirdim arkadaşlar. Tığa çevirdim, hali de şu şekilde oldu. Evet, tığa çevrilmiş hali de bu şekilde. Bakın arkadaşlar, ben de böyle nar çiçeği yemeniği yaptım. Şöyle çok hoş, çok güzel, zarif bir modelimiz oldu. Modelimiz arkadaşlar şöyle kolay gibi gözükse de bazı püf noktaları var. Onlara dikkat edilerek yapılırsa çok da güzel, hoş bir iş çıkar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz ilk önce. Şöyle 7 tane arkadaşlar tığ battı ara mesafesi var iki sinek kanadımın arasında. İlk başlarken direkt tığ battıya sık iğne ile giriyoruz. Bir defa tığımı doladım ve 1 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Sinek kanatlarım için yuva olacak bu trabzanım. Şöyle 5 zincirimi çektim. Trabzanımın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Çevirdim şöyle ters tarafından buraya. 5 zincirimin arasına sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10 zincirimi çekip dönüyorum yine düz tarafına. Bu yuvanın trabzanın arasına sabitliyorum sinek kanadımı. Tekrar yanına bir tane daha sinek kanadı için 5 zincirimi bu şekilde çekiyorum. Hemen trabzanımı yuva edinip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 4 zinciri çekip şöyle ters tarafına çevirdim. Sık iğne ile 5 zincire kapattım. Yine 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Çevirdim düz yüzüne. Bakın buradaki trabzanıma sabitliyorum. Kaymaması için de dibine arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, iki tane sinek kanadım hazır. Şimdi ara mesafesi olarak yine 7 tane tığ battı yapıyorum. Buraya ilk tığ battımı sabitledim. 3 zincir. İkinci tığ battım. Üçüncü. Dördüncü. 1, 2, 3 zincir. Beşinci. Şöyle 3 zincir çekerek 7 tane tığ battı veriyorum. 2 tane sinek kanadımın arasına. Evet, herhalde 7 oldu arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi yine aynısı gibi sinek kanadı için bir defa doluyorum. 3 seferde aldım. 1, 2, 2. Bir trabzan yaptım. 5 zincir. Hemen 5 zincirimi sabitliyorum trabzanımı. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndürdüm. Sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 8, 9, 10. Bu arkadaşlar 10 zincir çiçeklerim için şöyle yuvada olacak. O yüzden 8 yerine 10 çekiyorum. Şu tepe noktası yuva yapacağız. 5 zincir. Hemen kapatıyorum trabzanımın arasına. Sabitliyorum. 4 zincirimi çekip şöyle 5 zinciri yuvanın içine kapatıyorum. 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim. Hemen bu trabzanımın arasına sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağı kayıp meyil etmesin. 3 tane zincir çekiyorum.
hemen bakın bu şekilde 7 tane tığ battı ara mesafesi vereceğiz. 2 3 zincir kapatıyorum. Evet arkadaşlar. 7 tane verdikten sonra yine aynı şekilde bakın. Böyle trabzan yapılacak. Bu sinek kanatlarımız yapılacak. Alt birinci sıramız bu şekilde devam edecek. 7 tığ battı. Trabzanın üzerine 2 sinek kanadı. Birinci sıramız bu şekilde tülbentimiz bitecek. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce nasıl başlıyoruz? İlk önce de aynı şekilde bakın tığ battının şöyle 3 tane sinek kanadımızla arasında 3 tane tığ battı mesafesi bırakarak başlıyoruz. Ve buraya 8 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Tığ battığımız sık iğne ile şöyle 4. tığ battının içine sabitledim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bakın buradan hani 10 zincirle çekmiştik söylemiştim ya. Oraya sık iğne ile bu 8 zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bakın arkadaşlar bu aradan hemen zincirin arasından ilk ince sık iğnenin tepesine batılınca arkadaşlar arasına şöyle bir ayrım oluyor. İlkini bu şekilde zincirin arasından girerseniz daha güzel kirpikleriniz oluyor. Hemen bu 10 zincirle çektiğimiz yuvanın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. 1, 2, 3, 5 zincir. Bakın 2 tane sık iğne arasından geçiyorum bu şekilde ve sabitliyorum. Tekrar yine bu pembe yuvaya girdim. Sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi yine bu pembe yuvamın içine giriyorum. Bakın sık iğneyi aralıyorum. Pardon. 2 sık iğnenin arasına giriyorum. 5 zincirimi kapattım. Son olarak bu şekilde bakın pembe yuvanın içine girdim. 5 zincirden 3 tane kirpik yaptım. Ve son olarak sık iğnemi de yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Arkadaşlar bu 10 zincir. Şimdi diğer sinek kanadımızın tepesine geçiş noktamız. Ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya sık iğnemin arasını aralayıp ilkini sık iğnenin arasına girmiyorum arkadaşlar. Şöyle zincirin arasına girip bu şekilde sabitliyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. Tekrar şöyle arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. Yine 5 zincir. Ve bakın buraya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir sık iğne yaparak 3 kirpiğimi bitiriyorum. Evet. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Çok güzel kirpikler duruyor. İçine yapmayı denedim. Gerçekten çok tuhaf durdu. Böyle düzgün durmadı, sabit durmadı, sağa sola yalpa yaptı. Böyle kalıp gibi kendini gösteren bir kirpiklerimiz oldu. Şimdi 8 zincir çekerek ilk başladığımız nokta gibi devam edeceğiz. Ezan-ı Muhammediye okunurken yapıyorum ama arkadaşlar yurt dışından izleyen arkadaşlarımız da dinlesin diye. Şöyle 8 zincir. 7 ve 8. Ben de biraz rahatsız oluyorum ama hani Fransa'dan filan öyle mesajlar geldi. Evet 8 zincirimi 4. tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Yine 8 zincir. Pardon 5 zincir. Tedirgin oldum herhalde ezanla yaparken. Şöyle arkadaşlar bakın. Zincirle şöyle sık iğnenin arasındaki noktadan giriyorum. Ve sabitledim. Yine bakın aynı tığ battığı noktasına giriyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnenin arasına giriyorum. Sabitledim. Ve yine ana yuvaya tığ battının içine
Sık iğne ile sabitledim. Buraya da araya da 3 tane kirpiğimi yaptım. 8 zincir ve buraya tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. İlk başladığımız işlemde ne yaptıysak, bakın arkadaşlar, bu şekilde buraya da yapalım. Şimdi 5 zincirimi çekiyorum. Şöyle zincirle sık iğnenin arasındaki noktadan girip kapatıyorum. Tekrar yuvaya sık iğne, 5 zincir. Sık iğne, kapattım. Tekrar sık iğne. Bu sık iğneler kirpiklerimiz için de yuva oluyor. Sabitliyorum. Ve sık iğne. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10. Hemen sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Beş zincir. Sık iğne ile zincirimin arasına bu şekilde sabitliyorum. Hemen yine pembe yuvaya girip bir tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5. Bu pembe yuvamız, pardon, bu sık iğnemiz kirpiğimiz için yuva oluyor arkadaşlar. Ve tekrar bu şekilde tepe noktasına kapatıyoruz. 3, 4, 5 zincir. Hemen yine sık iğnelerimi aralıyorum. Bu şekilde. 2 sık iğnenin arasına kapattım. Son olarak sık iğnemi de bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıramız da bu şekilde. Ve 8 zincirle 6, 7 ve 8. Burada da bırakabilirim benim model amaçlı olduğu için. Ama devam edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle 4. tığ battıya kapatıyorum. 7 tane tığ battı, ara mesafesi vermiştik. 3 sağda 3 solda kalıyor. Tam hesaplı ortalamış oluyoruz. Evet, şöyle bir defa da zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Hemen şöyle kirpiklerin tepe noktalarına yapmaya geçelim. Arkadaşlar bakın, aslında şu ortada da bu şekilde kirpikler yapacağız. Onu ilk başlama noktası diyerek yapmamışım arkadaşlar. Veya unutmuş da olabilirim. Bu şekilde bu tığ battının içine gösterdiğim şekilde, aynı şekilde arkadaşlar. Buraya da bu kirpiklerden olacak. Siz onu oraya yaparsınız arkadaşlar artık. Kusura bakmayın. Şimdi bu 10 zincirli yuvanın arasına giriyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bu aradan şöyle giriyorum. Şöyle biraz uzun da bırakıp oradan da tutabilirsiniz arkadaşlar ipinizi. Buraya 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Hemen beyaz yuvaya girip bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi aynen bu şekilde kirpik olarak kapattım. Hemen yanına bir sık iğne. İşlem aynı arkadaşlar. Burada ne yaptıysak aynısını burada da yapıyoruz. Şöyle 5 zincirimi 2 tane sık iğnenin arasına bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sık iğne ile bitireceğim kirpiğimi. Sık iğne ile yuvaya girdim. Bir zincirimi de çektim. Şöyle kopardım. Hemen diğer bir tane kaldı. Onu da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuncu kirpiğimizi, bakın arkadaşlar, şöyle uzun bıraktım. Zincirle sabitlediğim ilk yeri. Buradan şöyle tutup araya da girebilirsiniz. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi bu. Şöyle tutar rahat bir şekilde aradan geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız, hani ilkin şöyle sık iğnesine girmeye, o şekilde ipin ucundan tutarak sık iğneyi de sabitleyebilirsiniz. Şimdi ilk
kirpiğimizi yaptık. Bu şekilde sık iğne ile girdim. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi buraya sabitliyorum. Eğer sık iğne bana zor diyorsanız arkadaşlar, normal direkt bu yuvaya çektiğiniz 7 zincirleri, hani sık iğne olduğu için ben 5 çekiyorum. 7 zincirli 3 tane kirpik de yapabilirsiniz. Çünkü bu sık iğnenin üzerine 7 zincir çok büyük atıyor kirpikleri. O yüzden ben 5 çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnenin arasına sabitledim. Yine ipimi koparmadan önce muhakkak dibinde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirince kirpiklerimiz çok hoş duruyor. Hemen iplerimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ortası boş olunca ne kadar boş duruyor değil mi? Bir kirpik ortayı nasıl hareketlendiriyor arkadaşlar. Siz şu şekilde bakalım, orayı unutalım. Şöyle çok hoş, çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Sıralı bir model. Bir de ip koparma yok. Bir de üstüne üstlük iğneden tığa. Hepsi bir arada. .com. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Şöyle yaptığımız yeri de yine gösterelim arkadaşlar sizlerle. Emek verdik, beraber yaptık bu şekilde. Ütülü değil arkadaşlar. Sık iğneli olduğu için, sıkı sıkı çekildiği için bakın kalıp gibi de duruyor işimiz. Tabii arka tarafından şöyle bir şöyle arkadaşlar hafif buhar vererek ütülerseniz çok da güzel, daha bir zarif incecik duracak. Evet. Modelim bu. Bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.